Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. İnteraktif'e hoş geldiniz. Bugün sizinle beraberiz canlı canlı efendim. Yine çok kıymetli bir konumuz var stüdyomuzda. Diyetisyen Zaliha Kiraz bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim Ceren'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördük, çok daha iyi olduk. Şimdi biliyorsun sevgili izleyenlerimiz, böyle Ramazan ayındayız. 12 ayın sultanlığı içerisindeyiz. Ama tabii böyle Ramazan'ın da son artık günlerindeyiz. Önümüz bayram, Ramazan bayramı, şeker bayramı diyelim. Tabii konumuz da bugün bayram gününü konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz bayram demek böyle bol bol tatlıların olduğu bir gün demek. Ama şimdi hemen şöyle girmek istiyorum ben konuya. Tabii. Oruç tutan tüm izleyicilerimizin orucu kabul olsun diyelim. Şimdi oruç Anladım. Dönemindeyiz ve yeme içme düzeni de bir değişiklik oldu. Tabii. Bir ay boyunca. Evet, İstersen oradan girelim. Aynen. Yavaş yavaş, değil mi, oruç tutanlar aynen, üzerine kesinlikle. Konuşacağız. Öyle bir program yapıyoruz. Yani oruç sonrası mesela nasıl bir düzene tekrar dönsünler? Tabii. İstersen oradan girip aynen. bayrama geçelim. Çünkü zaten en tehlikeli olay bir ay oruç tutup insanların aynen bayram günü çok fazla Hı-hı. yemesi. Yani bu yüzden işte mide vesatı geçirenlerden evet. tansiyon yükseklikleri her şey olabiliyor. Dolayısıyla hani belli bir sistemden geçerken daha Hı-hı. sakin ve daha güzel yemek gerekiyor. Şöyle ki yani bayramın birinci günü gene kalkıp hafif bir kahvaltı yapılsın. Ben her zaman bunu çok öneriyorum. Evet. Ondan sonra mesela öğlen yemeğinde hafif bir şeyler yansın. Yani birden işte yüklenmeyelim çok fazla işte kavurma, kızartma Hı. vesaire aşırı tatlı tüketimi. O değil de mesela daha hani Akdeniz tarzı gene beslenme evet. dediğimiz gene ızgara salata, ızgara et tavuk balığımız, yanında hmm. salatamız. Birazcık işte karbonhidrattan pilavdır, makarnadır, patatestir. Belki hani meze yapılır ya hani insanlar hep onu çok sorar evet. bana. Biraz mesela birkaç kaşık humus olabilir. Hmm. Bu şekilde bir öğlen yemeğini hafif geçirelim. Ara öğünde belki biraz tatlı yenebilir ama ben bir porsiyon değil de böyle yarım porsiyon yenirse daha tadında olur aslında. Hani özellikle oruçtan çıkınca hani aniden evet. yüklenmemek adına mideye de. Akşama da böyle daha sebze salata ağırlıklı geçirirse oruçtan çıkanlar çok daha iyi olacak. Çünkü diğer türlü çok ağır, çok gelecek, ağır gelecek birden. Üç öğüne yüklenmek. Çünkü... Doğru, bir de şimdi şöyle bir şey de olabilir. Hani o dönem boyunca böyle biraz da küçülme de olmuş olabilir değil mi midelerde? Tabii mutlaka. Bir rahatlama. Mutlaka, rahatlama, küçülme olur. Evet. Daha iyi hissedilir aslında Hı-hı. o iki öğün. Aslında bu aralıklı oruç sistemiyle evet. aslında paralel bir şey oruç tutmakta. Hı-hı. Aynı mantıkta düşündüğümüzde de daha şey olması gerekir dolayısıyla. Hani daha hafif bir geçiş olması gerekir ki o gün midemiz rahatsız olmasın. Zaten otomatik fazla yediğiniz anda rahatsız olmaya başlayacak. Hı-hı. Bu da özellikle kronik hastalığı varsa falan Hı-hı. insanlara da daha da şey yapacak, evet. etki edecektir. Etki eder. O zaman yavaş yavaş bayrama doğru da geçebiliriz. Aynen. Önümüz bayram. Şimdiden tüm izleyenlerimizin bayramını kutluyoruz. Çok güzel bir bayram geçirin. Ama lütfen trafikte de çok dikkatli Aynen. olun değil mi? Yani alkol bayram kullanımı öncesi. Vesaire. Evet, Aynen. evet, evet. Ki kötü haberler duymayalım. Aynen. Şimdi artık bayram günü de bol bol tatlılar yapılıyor. Evet. Önce tatlılardan başlayalım. Çünkü geleneksel tatlılarımız var, vazgeçemediğimiz tatlılarımız var. Ama sen tabii bu işin uzmanı olarak ve gerçekten eli lezzetli bir kişi olarak. Teşekkür Örneğin ederim. Senin bayram tatlın ne olacak? Ben Merak ettim. Ben sütlü güllacı çok güllacı seviyorum. O yüzden onu yapmayı tercih ederim. Bir de ben açıkçası güllaca gül suyu koymayı sevmeyen biriyim. Ay. Normalde biliyorsunuz pastanelerde de hep gül suyu var evet, burada. Ben Türkiye'de okurken koyulmaz orada çok fazla. Hı-hı. Ve böyle bir ay boyunca ben her gün böyle o dönemde üniversiteden işte çıktıktan sonra eve giderken her gün küçük bir porsiyonumu alırdım. Evet. Çok severdim. Yani güllaç aslında çok da masum bir tatlıdır baktığımızda. Evet. Hani sütlü tatlı, yapraklar işte biraz karbonhidrat ama baktığımız zaman aşırı şekerli olmayan, şerbetli bir tatlı olmadığı için de Hı-hı. mesela rahatlıkla daha rahat yenebilir. Ama tabii ki kadayıf falan yapacaksak, tel kadayıfı vesaire. Onları daha böyle yarım porsiyon yiyelim diyorum Tüketimi. Ben. Yani gene yiyelim. Çünkü bayram ya hani onu özlüyoruz, istiyoruz vesaire. O yüzden daha yarım porsiyon olabilir daha böyle şerbetli tatlıları. Hı. O şekilde tüketebiliriz. Zaten sen genelde hiç tüketmeyin demiyorsun. Hep porsiyonlara Aynen. çok dikkat edin Kesinlikle. Diyorsun. Yani öyle aslan yok senin. Aynen. Porsiyonlar senin için kıymetli olan. Güllaça dönersek gerçekten hani bu gül suyusuz güllaç bir de ertesi gün de çok lezzetli çok, değil çok mi? Çok bekliyor, bekliyor ya o şeyi sütü daha çok çekiyor falan. evet evet. Ben sütlü olanı seviyorum. Hmm. Aslında burada hani ben hatırlıyorum annem de falan çocukken bize hep şey yapardı. Yani sütle yapmazdı güllacı mesela.
Ama ben o sütlüyü deneyince mesela ondan vazgeçemiyorum. Benim için daha favori bir şey oldu sütlü güllaç. Evet. Bayramın ilk gün tatlısı senin demek ki aynen, güllaç olacak. Aynen güllaç, aynen evet. Kesinlikle. Peki sen ziyaretlere gittiğinde, çünkü senden yola çıktık, hadi öyle aynen, devam edelim. Aynen. Nasıl tüketiyorsun? Eminim tadına bakıyorsundur, şey yapıyorsun ama ne yapıyorsun mesela? Yani ben yani açık mesela bir günde iki kapıya gittiğinizi düşünün. Evet. İki kapıda da eminim lezzetli tatlılar vardır, ikramlar vardır çünkü geleneklerimiz de var. Ne oluyor mesela ben orada, nasıl hayal ediyorsun? Ben genelde eşimden bir çatal alır kaçarım. Yaptığım şey paylaşım. Gerçekten değil mi? Paylaşım gene. Doğru. Ben. Ya da çay içerim. Gerçekten benim şöyle bir huyum var. İstemiyorsam yani direkt reddediyorum. Ve yani bu ayıp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yiyince de rahatsız olabiliyorum. Dolayısıyla hani şey yapalım diyorum. Hani ben bir çatal deneyeceğim. Teşekkür ederim. Çayınızı alayım. Hı-hı. Çay içmeyi çok seviyorum mesela. Çay içebilirim. Evet. Tarzında değiştiriyorum. Çünkü ben gene aslında insanların dikkat etmesi gereken, hı-hı, sistem o. Öğün düzenini bozmamak lazım bayramda. Evet. Şimdi oruçtan çıkmayanlar da var. Hani normal, hı-hı, oruç tutmayan insanlar da göz ardı şey yaparsan. Hı-hı. Bazen ne yapıyorlar? Ben nasıl olsa şimdi kahvaltıyı yemeyeyim. Nasıl olsa işte halama gideceğim, teyzeme tabii, tabii, gideceğim, tatlı yapacak, onu yapacak. Ben orada zaten fazla fazla yiyeceğim. İyi. En azından kahvaltıyı atlayayım. Bu çok büyük bir hata. Mutlaka kahvaltı öğünüyle başlanmalı ki orada daha kontrol, iştahı daha rahat kontrol edebiliriz. Hmm. Yani diğer türlü kahvaltı yapmadan gidersek bir dilim tatlı yemek yerine 2-3 dilim tatlı yemek yiyoruz, ihtiyacı duyacağız. Çünkü çok aç olmuş olacağız. Doğru. Yani bu trik nokta aslında. Hani çok fazla öğün saatlerinizi ve düzeninizi bozmamak, bayramdır diye bozmamak gerekiyor. Ya da o gün fazlasıyla yiyeceğim nasıl olsa diye düşünüp bozmamamız gerekiyor. Doğru. Ama şeyde de haklısın. Mesela çok açken de bir markete gidilince de olmuyor alışverişe. Değil mi? Onda da hani almayacağın şeyler varsa böyle hani kalorisi yüksek ürünleri kesinlikle de alıyorsun. Çünkü karnına sofraya oturunca da aynı şekilde öyle oluyor. Demek ki çok aç bırakmamak da gerekiyor. Kesinlikle. Benim kendi adıma, kendi bedenimdeki takdimden biri o. Bu çok aç bırakmamak ve saatli beslenmeye çalışmak. Yani ben mesela bazı insan der ki ben çalışırken ne saat yemek yediğimi farkında değilim ya da hiç acıkmıyorum. Mesela benim o saat resmen mesela saat 1'de artık benim öğlen yemeği vaktimdir ve çalışamıyorum bile. Yani yemeğimi yemek istiyorum o an. O şekildedir vücut disiplinimde. Öyle alıştırdım. Dolayısıyla da şey olmuyorum. Ha, tabii ki hiç olmuyorum. Bazen mesela öyle bir an geliyor. Öğlen yemeği yiyemiyorum mesela ama bu çok seyrektir. Olduğunda da gece kontrolsüz oluyorum. Yani doğru, aşırı bir şeyler tüketmek istiyorum, yemek yiyorum, doğru, doymuyorum. Televizyon önüne geçince atıştırma gereği duyuyorum. Aslında bu yanlış beslenmenin sonucu. İradesizlik değil. Niye? İnsanlar onu karıştırıyor. Hani sanıyor, doğru, ki öğün atlayınca da akşama kontrolsüz yiyince iradesiz olduğunu düşünüyor. Doğru. Halbuki o iradesizlik değil, yanlış beslenmenin sonucu fazlasıyla acıkmanız. Tabii vücut saatini bozuyorsun. Tabii tabii. O zaman biraz da hani bağırsaklardan bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Çünkü gerçekten bağırsak sistemi ikinci beyin diyor uzmanlar. Aynen, kesinlikle. Şimdi bu dönemde tabii oruç tutan izleyicilerimiz için konuşuyoruz. Hani beslenme şekilleri farklıydı, şimdi başka geçecek. Hani yine bayramda birazcık besinleri çok seçici olamayacağız. Ne yapalım bu dönem? Yani gene bağırsakları her zaman posalı dediğimiz, hı-hı, yani meyve, sebze mutlaka mutlaka olsun, salatamız mutlaka olsun. Ben bir de salataya da güzel zeytinyağı koyun diyorum. Evet. Mesela hani bazen kısıtlanır ya yağ oranı. Evet, biraz kısıtlayalım ama kızartmadan kısıtlayalım. Ne bileyim, etin görünür yağını koymayalım. Hani o tarz şeye lezzet veriyor diye koyuyorlar. Zeytinyağını mutlaka salatalara ekletiyorum çünkü kabızlık yapıyor özellikle. Doğru. Şimdi oruç döneminde de bunu yaşamış olabilir insanlar. Hı hı. Daha az yağ tüketildiği, hı hı, için ve daha su tüketildiği için. Az tüketiliyor. Aynen, su çünkü yani saat iftarla sahur arası çok fazla ancak tüketemiyorlardı. Bir de çay kahve de tüketiliyorsa onu zaten aynen gene onun yerini dolduruyor. Alıyordur. Dolayısıyla hani orada zeytinyağını hiç ihmal etmeyelim. Yani ben çok bağırsak sağlığına bu posalı ve yardımcı olduğunu çok inanıyorum. Hı. İnandığım bir şey. Bir de doğal Kıbrıs'ta hani doğal çıkarabiliyoruz, çok lezzetli zeytinyağlarımız var. O, hı-hı, yüzden salatalarımızı, sebzemizi, meyvelerimizi, kabuklu yenebilen meyveleri mutlaka kabuklu yemeyi öneriyorum ki bunlar bağırsak sağlığına, hı-hı, bizim için çok yararlı oluyor. Probiyotik tüketebiliriz. Bu da yoğurt, kefir, bunlar başta geliyor mesela.
hani mutlaka bunları ara önlerimize ekleyebiliriz. O da çok değerli. Yani özellikle öğleden sonra ara önleri bazı insanlar fazla acıkır. Ben oralar hep kefir, kefir veriyorum ki. Sevmeyenler varsa muadil ne olabilir? Mesela ben muadil, kefiri çok yoğurt, sevemedim. Yoğurt, aynen. Bu şeyler nasıl hani bu şeyler satılan hani şey... Probiyotik içerikli yoğurtlar marketlerde olur, olur mu? Onlar da uygundur. Ha, aynen. Onların hatta sadeleri var ya. Sadeleri. Mesela hani meyvelilerde bir miktar şeker var. Güzel onlarda. Ama sadeleri ben şöyle yapıyorum. Mevsimine göre meyve koyuyorum. Bazen nar atıyorum içine, bazen işte şiyon çilek geliyor, çilek kesebiliyoruz falan. Hı. Çok iyi olur. Ha, öyle mevsim yapılabilir. Meyveleriyle. Mevsim meyveleri. Ha. Bazen badem ya da ceviz koyuyorum probiyotik yoğurda. Onu ben çok severek yiyorum. Böyle değişiklik olabiliyor aslında. Değiştirebiliriz. Bu da gene hem bağırsak sağlığımıza iyi olacak. Hem daha enerjik hissetmemize. Bir de yaz geliyor. Soğuk soğuk böyle onu tüketmek keyifli olur. Doğru. O zaman yaz geliyor dedin. Doğru. Havalar da ısındı. Şeyden bahsedelim biraz da sütlü tatlılarda dondurma çeşitleri. Onları da evde yapınca değil mi? Kalorisi az olabiliyor ev yapımı. Tabii daha az olabiliyor ama yani dondurma yapmak da çok kolay iş değil ya. Hani böyle ne kadar tarif etsek de. Mesela aslında muzları hep ben eğer fazla muz varsa kararmaya yakınsa onları dilimleyip defrize atarım. Evet. Onu atınca blenderde onu ezince aslında onu sadece onu bile yemek çok keyifli oluyor. Aklınızda olsun. Aynen çok güzel olur. Kararmaya yakın muzları ezip difrize atıyoruz. Ezmeye gerek yok. Ha. Dilimliyoruz kararmaya yakın. Evet. Difrize atıyoruz. Ondan sonra dondurma diye tatlı canlı çektiğinde onu blenderlar var. Buz kırıcı gibi olması lazım diğerleri çünkü şey yapamaz. O böyle hafif dondurma gibi oluyor zaten. Onu yemek çok keyifli oluyor. Çünkü bu kararmaya yakın muzların şeker oranı daha çok artıyor değil mi? Aynen. Yani şeyi tadı falan şeker, evet daha güzel oluyor. Onu denenebilir mesela. Çok, çok keyifli oluyor. Ama onun dışında da ben bazı meyveleri de mesela yazda üzümü defrize atmayı çok seviyorum. Böyle dondurma gibi oluyor mesela hani böyle tek tek yediğimizde falan. Evet. Çok keyif veriyor serin, bana serin. Yani serin serin. Aklınızda olsun yani meyveleri olabilecek bu tarz defrize koyabiliriz. Böyle maden suyun içine atmak da keyif oluyor aslında. Evet hani. Evet evet o da aroma katıyor. Aroma katıyor böyle. Değil mi? Doğal. Aynen doğal aroma katıyor. Ben onları da çok yapıyorum mesela. Şimdi izleyicimizden soru gelmiş konuğumuza. Hemen soralım. Zeytinyağıyla ilgili bir soru galiba. Tabii. Bir dakika hemen bir açayım kapandı. Ha. Yemekleri yaparken zeytinyağında örneğin soğan kızartmak doğru mu? Zeytinyağında tabii hemen diyor. Çok güzel bir soru. Yoksa yağ piştikten sonra mı ekleyeyim diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle zeytinyağı dumanlanma noktası düşük olduğu için aslında... Kızartma yapmak çok doğru değil. Ben kendi evimde de kendi adıma şöyle yapıyorum. Bilgi vereyim onunla da ilgili. Ayçiçek ya da mısır özü yağında soğanı mesela kızartıyorum. Ondan sonra zeytinyağını ben genelde ya salatalarda kullanırım ya da dedi izleyicimizin sorduğu gibi yemek pişmesine yakın üstten dökerim. Mesela molyeyi pişirdim, ne bileyim bezelye pişirdim falan. En son pişirdikten sonra döküyorum zeytinyağını. Bu şekilde yapmak çok daha sağlıklı oluyor. Daha sağlıklı oluyor. Tabii tabii kesinlikle bu şekilde. Çünkü dediğim gibi dumanlanma noktası düşük olduğu için yağ yanıyor. Yanan yağ da kanserojen etki yarattığı için bu şekilde tercih etmeliyiz. Aslında bebek beslenmesinde de böyle yapıyoruz çok hatta. Önemli. Aslında şeyi de bir gün konuşmak istiyorum seninle. Yemek yaparken gerçekten pişirme yöntemleri, saklama tabii, yöntemleri. Tabii çok önemli. Çok önemli. İnsan sağlığı açısından çok önemli. Bak kanserojen dedin. Evet. Geçenlerde bir uzmanımız geldi. Bir doktorumuz. Yani gerçekten öyle hani işte şimdi kebaplar da yakılacak bayramda biliyorsun bizde kültürdür, gelenektir. Hani onda bile yakarken o kömürün şeyi falan ete yakınlığı falan çok önemli değil mi bunlar? 15 santim olması lazım ama hiçbirimiz dikkat edemiyoruz aslında. Söyle sen şimdi buradan. Dolayısıyla söyle, yani kömürle şey arası 15 santim olması gerekiyor. Direkt ama, pas. Aynen. Hatta evet hele restoranlarda cızbız falan böyle ama işte o yüzden de onun tüketim sıklığına dikkat etmek lazım bence. Hani o şeye çok dikkat edemediğimiz için tüketimini çok sık yapmamak lazım. Aslında bizim maalesef bu alışkanlığımız ama her hafta mangal yapmak çok doğru bir alışkanlık mıdır? Hayır. Ama yakılıyor gerçekten. Yani en azından ona dikkat edebiliriz. 15 santim olması gerekiyor. Ya her hafta yakanlar özellikle buna dikkat etsinler. Aynen dikkat etsinler. Ben kendi adıma çok her hafta tercih etmiyoruz mangal yakmayı. Daha fırında yemekler pişirmeyi, farklı çeşitler pişirmeyi tercih ediyorum ben.
sen şey yapıyorsun, tencere yemeği de tencere yapıyorsun, yemeği seviyorsun, de çok seviyorum. Fırın çok yapıyorsun. Fırın yapıyorum çok. Zaten fırın tencere genelde. Hı-hı. İşte mangal öyle ayda bir falan yakıyoruz yani. Çok mangal şeyini görmedim senin sofra kurarken hani. Çok mangalcı değilsin. Çok mangalcı değilsin. Evet, daha çok fırın ve fırın, tencere. Aynen, tencere. Ama zaten aslında çok güzel bu. Neden şimdi... Eskiden annelerimiz hep böyle tencere yemeği yapardı. Artık evet. Biraz çağımızda biraz azaldı. E tabii, çağda da azaldı. Azalma vakitsizlik oldu. Vakitsizlik var artık yani insanlarda o şey yok. Hı hı. Bir de yemek yapmak da artık gerçekten biraz külfet olmaya başladı evet. Herkese. Yani evet. Ben anlıyorum da insanları bu noktada ama oradaki dengeyi şeyden kurmak lazım. Sağlıklı beslenmek gerekiyor. Evet. Çünkü yani sadece kaliteli yaş almak önemli artık. Kesinlikle. Yani o kadar bir hastalıklar zaten... Çok aşırı bir stres var. Hep bir koşuşturma evet. içindeyiz. Bir de beslenme kötü olunca bedenimiz bu kez bir yerden isyan ediyor. Bir yerden evet. bir hastalığa maalesef yakalanıyor. Doğru. O yüzden kilomuza, beslenmemize ilk temel olan bunlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aktiviteyi de ben mutlaka katılıyorum yani hayatınıza. Bence o stres faktörünü de çok güzel azaltıyor. Dolayısıyla yemek yapmak bu anlamda önemli. Çünkü dışarıda ne kadar da yesek. Ki ben de her öğlen mesela yetiştiremiyorum. Evet, gece yemeklerimi yapıyorum ama öğlenleri ben de dışarıdan yiyorum. Evet. Ama olabildiğince ev yemekleri, sağlıklı tercihler. Artık aslında bilinçli ve çoğaldı restoranlarımızda da bu tarz şeyler. Yani daha kolay bulabiliyoruz. Hı-hı. Diyet öğünler olsun ya da ev evet, yemekleri evet. olsun vesaire. Daha bilinçliyiz bu konuda. O yüzden en azından bir öğünü dışarıda yiyip diğer öğünü artık evde planlama yaparsak güzel olur. Çünkü beslenme ya gerçekten yani insan sağlığı için çok önemli. Hani birçok hastalığın sebebi beslenme. Tabii. Hani şey çevre etkisi diyorlar. Çevrenin de en büyük şeyi beslenme ayağa baktığımız aynen zaman öyle. Değil mi? Yani hani yani şimdi gençken ilerleyen yaşlarda çıkan birçok hastalığın sebebine uzmanlar baktığı zaman hep beslenmedeki hatalar, yanlışlar. Yani bunun için içinde aslında sağlıklı beslenme yaşam tarzı halinde evet, olmalı. Evet, kesinlikle. Ve hani ille de kilolu insanların bir sağlıklı beslenme uzmana danışması. Hani bir de öyle bir algı var. Evet. Benim fazla kilom var. Ben diyetisyen Zalya Kiraz'a gideyim kapısı. Aynen. Aslında öyle bir şey değil bu. Kesinlikle. Bizim yani hatta mesela ben Türkiye'de okudum. Orada bir dönemde çalıştım. Şirketler mesela evet. danışmanlık alırlar evet. ve biz beslenmeyi anlatırdık evet. yani özellikle çünkü yanlış beslendiğiniz zaman çalışma kapasiteniz de düşüyor. Hani bir düşün yani ben şimdi oturup kebap yiyip buraya gelseydim ağırlaşırdım. Evet. Şey yapamazdım falan. Yani bunlar da çok önemli. Çok artık önemli. Ya da işte çocuklarımız belli bir yaşa geldikten sonra hı-hı. aslında bir hatta gelmeden evet. Bir beslenme çizelgesinin bize onları sunmamız gerekiyor. Yani doğru. Daha aslında anne karnından başlıyor beslenme. Evet, o yüzden de burada bize çok iş düşüyor aslında. Çünkü beslenme de bir alışkanlık değil mi? Hani tabii. nasıl alıştırırsan öyle gider. Tabii. Hani sonradan edinebilen bir alışkanlık da olsa daha zor bence. Kesinlikle daha zordur. Mesela bizde ben fark ediyorum yani bizde mesela gece yemekleri falan hep annem hı-hı. yapardı zaten. Ve sıcak yemeğe çok alışmıştık. Mesela evet. ben inanın çok dondurup depolayamıyorum. Hiç çünkü benim hoşuma gitmiyor. Hiçbir şeyim yok. Hiç. Öyle bir kültürüm yok. Benim de yok. Görmedim yani hiç diye. Görmedim ve... Sanki tabii değildir sen söyle. Sanki çok sağlıklı da gelmiyor bana bilmiyorum ona. Ne yapsak vitamin kaybı oluyor değil ama mi? Zamansızlıktan da gene saygı duyuyorum tabii, ben insanlara. Hani öyle bir şey ama gerçekten evet vitamin kaybı. Vitamin kaybı. Ben o an keseceğim, yapacağımı pişirip yiyeceğim. Bitti. Yani bu moddayım. Kesinlikle. O yüzden ve annemden böyle gördüğüm ben için de. Depolayamıyorum. Yani hiç şey yapamıyorum. İşte bazen pişirirler ya da öğrencilikte bile... Bazı arkadaşlarımın annesi yemek yapardı, pişirdi, frizlerdi, sonra evet. ısıtıp yerlerdi falan. Bizim hiç yoktu öyle bir şey. Ben kendim gene giderdim marketlere, evet. alırdım ve pişirirdim. Öğrenciliğimden beri yani böyleydi. Evet. O yüzden hani gerçekten ne yok. Gördüğün çok önemli. Çok, çok önemli. Ben mesela öyle yiyemem de, mesela yani göreyim öyle yiyemem de. Evet, evet, ne kadar evet. açılırsam olayım yiyemem. Evet çok değişik bir çok şey değişik yani. Çok değişik bir şey. İşte anne kültür aslında bu da bir. Onlar. Evet bu da bir kültür. İşte beslenme de dolayısıyla kültür. Kültür. Şimdi çocukları nasıl alıştırırsa evet. o noktada öyle, öyle olacaklar. Gider. Ama tabii ki yemedikleri oluyor. Şimdi ben de birebir oğlumla yaşıyorum bunları. Hani insanlar hep sanıyor ki hani bizde mesela her şey yenir falan değil. Ama ben eminim ki belli bana da çok mızırlık yapıyor oğlum. Bunu yemiyorum, şunu yemiyorum falan. Ama biz hep önünde örnek olup yiyoruz. Evet. Belli bir yaştan sonra ben kendimi de hatırlıyorum. Yani bir dönem vardı asla işte ıspanak ağzıma sürmezdim. Evet. Sonra birkaç sene sonra baktım annemler yiyor falan. Ben de deneyip yemeye evet. başladım. Mesela hani
Siz yılmadan devam edin, örnek evet. olun. Onlar bir şekilde arkamızı takip edip gelecekler. Buna çok inanıyorum ben. Tabii ki yani bir de öyle bir seçeneğimiz de yoktu. Hani tencerede pişerdi. Aynen. Herkese ne konulsa onu yerdik aslında. Ama tabii artık çağ da değişiyor. Her şey çağ yavaş yavaş çocuklar değişiyor. Çocuklar sabırsız. Ben bazen danışanlarım, çocuklarım geliyor. Mesela bir şey istiyor. Durmadan istiyor. Diyorum bunların nesli böyle yani. Böyle. Hemen anında bir şeyin olmasını istiyorlar. Çünkü hız çağı yani. Hız çağı. Hepimiz öyle. Ben de sonra bir yere gidiyorum, bir şey yapıyorum. Sabrım yok. Hemen hiç olsun. Yok. Yani hiç yok. Çağ değişti. Devir değişti. O yüzden çocuklarına böyle olmasını hem anlamak hem de eğitmek gerekiyor aslında. Evet. Çok aceleci ve hızlı olmaya başladık biz de. Aynen. Çağın getirisine ayak uyduruyoruz. Kesinlikle. Aslında daha mesela yemek yerken bile yavaş yavaş yiyenler. Aynen. Mesela hızlı da yiyoruz artık. Evet, evet. Sakin yiyenlere hayranlık da duyuyorum böyle yavaş yavaş yavaş. Evet, keyfini çıkarıyor. Keyfini çıkarıyorlar. Yok, o biraz bize bu konuyla ilgili bir dersti bu bizde üniversitede. Hoca demişti ki bu bir karakter meselesi, yemeğin hızı. Yani gerçekten de hayatta diyor aceleci olan, hemen bir işi bitirmeye çalışan insanlar çok daha hızlı yemek yerler karakterleri gereği. Diğer daha böyle ağır çalışan insanlar, daha dingin olanlar da gerçekten yavaş, daha yavaş yemek yerler. Hakikaten öyle. Ben mesela hep aceleciydim ve yemeğimi de çok hızlı yerdi. Yani o telaşlı. Yüzden biraz karakterle de alakalıymış bu durum, ama şu an telkinliyorum kendimi daha yavaş ye. Daha mide sağlığına zararlı çünkü hızlı yemek yemek. Kilo dağılımı var, sindirime de değil mi, her şeye kilo bir etkisi var. Kilo dağılımı da şöyle, yemek kapasitemizde 15 dakikada doyuyoruz. Evet. Şimdi sen ne kadar hızlı yersen o kadar fazla yemek yemiş olacaksın. Hı hı. O yüzden de o doyma şeyi de oradan geliyor. Evet. Şimdi tekrar bir bayrama dönersek. Öyle. Bayrama tabii. Geliyoruz efendim, merak etmeyin. Bir de ısrar ederiz. Seviyoruz ısrar etmeyi. Evet. Yani hani ye de ye. Çünkü öyle sıcakkanlıyız. Paylaşmayı seviyoruz. Israr etmeyelim değil mi kişilere? Kişilere hem ısrar ya da bir etmeyelim. Küçük porsiyonlar ısrar koyalım. Edilene de böyle kibarca çok teşekkür ederim. Elinize sağlık deyip almasak daha doğru olur. Çünkü her evde yediğimizi düşünsene. Tabii canım. Yani korkunç bir son olur. O yüzden de seçin. Ben ona da söylüyorum. Sen onu söylüyorsun. Şimdi, evet. Seçin yani şöyle. Ama o seçin de. Mesela bazısının işte halası çok güzel ne bileyim kadayıf yapar. Evet. Bazısının yengesi bilmem ne yapar. Dolma yani yapar, sarma. Ona göre karar verin nerede ne yiyeceğinize ve porsiyonları dengeleyin. Ben onu diyorum. Tatlıda bile eğer bir porsiyon bir tatlı hakkı düşünelim bir gün boyunca. Onu yiyecekse bile yani mesela halasında kadayıf yiyecekse çok yarım güzel yesin. Ne bileyim yengesinde güllaç yiyecekse yarım da öyle yesin. Ne olmuş oldu? Gönlünü almış oldu almış hepsinden. Oldu. O şekilde yaparsak sorun olmayacak. Bir çizelge hazırlayın sevgili izleyenlerimiz. Kafanızda ona göre kafanızı tık tık tık. Evet, evet, planlı olmak çok güzel bir şey bu hayatta. Bir izleyicimiz sormuş, rica ediyor sizden. Tabii. Bir bayram yemeği verecekmiş bayramın ilk günü. Tamam. Bize bir fikir verebilir mi? Nasıl bir sofra hazırlayalım? Tabii, seve seve. Genelde bu bayram yemeklerinde ben de yaptığım zaman fırına et koymayı çok seviyorum. Evet. Eğer onlar için de uygunsa, herkes seviyorsa ya da et sevmiyorsak, daha çok tavuk seviyorsak, fırında bütün tavuğu da çok severek yaparım ben. İşte kenarlarına patates falan koyarım, böyle Kıbrıs usulü salçalı su falan koyup soğan ve domatesle süsleyip bunu fırına veririm. Veya o gün böyle daha bayram sofrası olduğu için kuzu boyun olabilir, çok yağlı olmadan. Onları ben tepsiye güzelce diziyorum. Ona da güzel sevdiğiniz baharatları, ben kekiği mesela çok severim. Bayılırım. İşte karabiber koyarım. Biraz tuz ekleyip çok az su koyup hiç yağ koymadan onu böyle 4-5 saat pişiririm kısık ateşte. Önce üzerini örterim. Sonra artık piştikten sonra son yarım saatte üstünden şeylerini alırım. Yağlı kağıdımı falan. Bir de öyle kızartırım üstünü. O da çok lezzetli olur. Ben yanına bu tarz günlerde dolma yapmayı çok seviyorum. Evet. Yalancı dolma falan yaparım böyle. Çocuklar falan da varsa mutlaka, evet, yalancı dolma birazcık pilav gibi. Ama çocuklar çişe. Varsa şey olabilir. Gene çok şeyse bulgur pilavı olabilir. Ya da zaten mesela etin ya da tavuğun yanına patates koyacağınız için dolma olarak da pilavı kullanabilirsiniz bu durumda. Çok evet, güzel doğru. olur. Yanına güzel bir salata. Salatayı da böyle zamanlarda şey karışık seviyorum. Yani içinde kerevizi olsun, marulu olsun, golandrosu olsun. Oo. O tarz bir Kıbrıs salatası seviyorum ben açıkçası. Geleneksel. Geleneksel.
bayram sofrasında. Meze olarak da humus bence, hani o humus çok güzel olur. Yoğurt bizim hani şeyimiz. Bu bence çok yeterli ve çok güzel bir menü olurdu. Tatlı güllaç. Tatlı güllaç ya da ya da ne yaparlardı annemler? Kadayıf yaparlardı. Evet. Tel kadayıf yaparlardı. Onu çok net hatırlıyorum. Anneannem de ekmek kadayıfı çok güzel yapardı. Aynen. Artık siz neyi seviyorsanız onun bir tanesini seçip yapabilirler. Ne kadar güzel böyle. Gerçekten biraz da gelenekleri yani yaşatmak gerekiyor. Yani özledik de o günleri gerçekten. Yani böyle tabii bizim ailemizde eksilenler de oldu. O günleri arıyoruz. Evet. O yüzden Allah keyfini çıkarın mutlaka. Hani o anların değerini bilmek gerekiyor aslında. Çünkü insan bulamıyor sonrasında. Evet. Bu sofralar çok güzeldi işte. Sofralar bahane aslında. Aynen, hep gerçekten beraber orada olmak değil mi şahane? Çok çok eksilmeden değerli. Artarak. Aynen öyle. Aynen. Evet. Gerçekten bayramlarında aslında en önemli şey de o vesilesi. Evet, böyle bütün sevenlerin buluşması. Tüm sevenlerin buluşması. Evet. Orada görüşmemiz. İşte bu arada işte bu sofralar şey de çok keyif. Ben kendi adıma şeyi de anladım. O izleyicimizin heyecanını da anladım. Hı-hı. Ne pişirsem, ne yapsam o heyecan. İşte herkes toplanıyor. Emek veriyorsunuz. Beğenmesini istiyorsunuz insanlara. O da ayrı bir hazırlanmada keyif veriyor keyif insana. Veriyor, kesinlikle. Tabii. Çok net anlıyorum veriyor. Yani. Kesinlikle. Tabii herkes kendi hani bütçesine göre, sofrasına göre tabii güzel bir bayram sofrası kuracak. Dediğiniz aynen gibi bayram sofrası tabii ki de her sofra keyiflidir. Mühim olan sevdiklerle beraber kesinlikle sağlıklı, sağlıklı, afiyetle değil mi? Aynen, birlikte olabilmek. Birlikte olabilmek. Şimdi şöyle bir şey de var. Gerçekten bir izleyicimiz yazmış. Bu bir lüks yazmış. Bütün sevdiklerin kesinlikle beraber olması. Gerçekten en büyük lüks odur. Kesinlikle. Bütün büyüklerin başımızda kesinlikle olması. Bir de hemen şunu şöyle kapatmak istiyorum programı. Tatile giden izleyicilerimiz de olacak. Evet, otellere, kesinlikle açık büfeler diye böyle programı kapatalım. Açık büfeler de çok tehlikeli. Orada tabii da çünkü şeye giriyoruz. Tabii gözümüz çok görüyor. Evet. Her şeyi denemek istiyoruz falan. Ben hep danışanlarıma da diyorum yani tek çeşide yönelin. Önce her şeyi denemeyin. Yani mesela hem et var, hem tavuk var, hem balık var ya, yani karıştırmayın. Hani bir orada bir seçenek sunun. Öncesinde mutlaka güzel salatalarla başlayın. Hani o soğuk meze şeyleri oluyor ya, salata, cacık, yoğurt türü mezeleri seçebiliriz. Onlar gayet güzel olur ve daha tok olursunuz onları yerseniz. Ve birazcık o tatlı büfelerden çok her şeye dadamayın. Gene orada ben şey yapıyorum, kendim de seviyorum tatlıyı, sevmiyorum değil. Ortaya böyle karışık alıp birer çatal en beğendiklerimden deneyip ben de bırakıyorum. Yani evet, en şeyi o, en mantıklısı o. Yoksa her şeyi yiyerek zaten başa çıkamayız. Hı hı. Aklımızda kalacağını da hepsinden. Aynen. Karbonhidrat tarzı, yani çok pilav, makarna, patateslere yüklenmeyip daha böyle proteinli etlere falan yönelirsek doğru daha şey olur. Sağlıklı. Kilo almadan geçiştiririz. Bize otellerde şey, sadece yemeğe odaklanmamak gerekiyor. O şey anında tadını çıkarmak lazım. Yani yürüyüş yapalım. Değil birazcık mi şey yapalım. Hani evet. Onlar da olursa daha dengeli bir tatil olur aslında. Evet. Çünkü öbür türlü yorar. Vücudu yorar, da yorar. Sürekli yiyip sürekli yatıyoruz. Sürekli yiyip yatmak yorar. Aynen. Her şey dengeli. Denge gene. Dengeli yaşamak hayat felsefesi mi olsun? Kesinlikle. Öyle dedik, değil mi? Aynen. Süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin? Seni izleyenlere, danışanlara, danışmak isteyenlere, sağlıklı bir hayat sürmek isteyenlere. Aynen. Önemli olan her zaman dediğimiz gibi başta da vurguladık. Denge, porsiyon kontrolü çok önemli. Yerken ne kadar yakacağınızı da düşün. Yani bütün gün hareketsizsek ona göre yemeliyiz. Fazla hı-hı yememeliyiz. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bir de bayram, seyran falan diye de çok diyetleri de düşünmeyip her zaman sağlıklı beslenmeye odaklanmak gerekiyor. Porsiyonları da kontrol ettikten sonra inanın her şeyden az az yiyip sağlıklı olmak gayet mümkün. Evet. Yani hayatında tadını kaçırmadan her şeyden aynen az az öyle yiyin. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın, iyi ki varsın. Çok teşekkür senin ederim. Senin de ailende güzel evlatlarında bayramını kutluyorum. Amin, hep enişten birlikte sağlıkla. Çok sağ ol. Çok evet mersin sevgili izleyenlerimiz, şimdiden tüm izleyicilerimizin sizlerin güzel bayramını kutluyoruz. Gerçekten dediğimiz gibi eksilmeden çoğalarak diyelim. Trafikte çok dikkat edelim. Kendimize çok iyi bakalım. Konuma çok teşekkür ediyorum. Diyetisyen Zaliha Kiraz bizi yine yalnız bırakmadı. Bayram dönemini, bu dönemi konuştuk ama bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hızlı bitti sanki. Evet. Program, değil mi?